Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde yani 11. sınıflar için hazırladığımız konu anlatımında Aralık ayının birinci haftasının 3. videosundayız yani son videosundayız Birinci haftanın son videosundayız Bu videoda ne yapacağız doğru denklem biçimlerinden bahsedeceğiz bu dersin pdf'ine videonun altındaki açıklama kısmındaki linke tıkla 11. sınıf klasörünü bul Aralık 1. haftayı bul 3. videoyu bul işte karşısında pdf Evet pdf'i de çıkarttıysan Hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. İlk iki videoda eğimden bahsetmiştik. Analitiğin en temel yeri demiştik arkadaşlar. Şimdiki videoda ne yapacağız? Doğru denklem biçimlerinden bahsedeceğiz. Doğru denklem biçimlerini de öğrenmemiz lazım. Buradaki ufak tefek bilgiler doğru denklemi yazmaya yani en önemli yere bir basamaktır. Yani bir altyapısıdır. O yüzden bunları da bilmek zorundayız. Şimdi doğru denklem biçimlerini şöyle bir tanım, tanıyalım, tanımlayalım. Arkadaşlar doğru denklemleri karşımıza iki farklı şekilde gelebilir. Bir ax artı by artı c eşit 0 şeklinde gelebilir. Şöyle bir de y eşittir ax artı b şeklinde gelebilir. Yani y yalnız bırakılmış haliyle gelebilir karşımıza. Peki iki farklı şekilde de geldiği geliyorsa eğer karşımıza ne yapacağız? Bizim için önemli olan şey eğimdi. Hemen ilk önce eğimini bulacağız. Çünkü Alentin olmazsa olmazı eğim. Evet eğimi nedir? Bu şekilde verildiğinde eksi A bölü B şeklinde tanımlanıyor. Dikkat et eğim. Yalnız bu biraz tehlikeli. Niye? Kökler toplamı da eksi B bölü A'ydı ya. Ya eksi A bölü B miydi? Eksi B bölü A mıydı? Diye şöyle bir karışıklık olabilir. O yüzden bunu bu şekilde aklında tutacağına tavsiyem şu. Eksi X'in kas bölü Y'nin kas şeklinde aklında tut. E hocam ezberlettiriyorsun. Vallahi analitikte arkadaşlar bilmemiz gereken şeyler böyle ezberci zihniyetle gitmiyorum aslında ama. Yani eğim önemli olduğu için eğimin her türlü halini kesinlikle bilmemiz lazım. Ha bilmeden kendini de çıkartabilirsin. Yani denklemi şu şekilde ayarlayıp işte y yalnızken x'in katsayısı direkt eğimdir diye söyleyip o şekilde de düzenleyebilirsin. Hatta bunu düzenle istersen bak y'yi yalnız bırak. b y eşittir eksi ax eksi c ya. Y de buradan ne oldu? Eksi a bölü b x art eksi c'ye eşit oldu. A gerçekten de ne oldu? Y eşittir ax artı b şeklindeki ifadelerde X'in kas sayısı eğimdi. Eğimden oldu. Eksi A bölü B'ye eşit oldu. Hani çok sıkışırsan bu şekilde yap. Y'yi yalnız bırakıp o şekilde de yapabilirsin. Ama tavsiyem her iki türlünün de eğimini bilmen lazım. Y yalnızken X'in katsayısı, sayısı eyvallah. Ama bu şekilde verildiğinde de eksi X'in katsayısı sayısı bölü Y'nin kas olduğunu bil. Çünkü eğim üzerine kurulmuş bir konuda. Eğimin her türlüsünü bilmezsek ayıp olmaz mı? E olur tabii. O yüzden bunu bileceksin kardeşim, tamam? Şimdi y eşittir ax doğruları orijinden geçer. Arkadaşlar orijinden geçen doğrulardan bahsedeceğiz şimdi. Bak dikkat. Orijinden geçen bir doğrudan bahsediyorsak, mesela doğru y eşittir ax şeklinde verilmiş, tamam? Şöyle düşünebiliriz. Ax artı by artı c eşit sıfır doğrusunu yorumlayalım. Orijinden geçiyorsa bir nokta, bir nokta şeyden geçiyorsa e, o noktada orijin ya orijin bu doğrudan geçiyorsa denklemi sağlamak zorunda. Çünkü doğru denklemin tanımı nedir biliyor musunuz? Noktaların kendi arasındaki ilişkileri yani şu şekilde atıyorum 1'e 1 noktası 2'ye 2 noktası 3'e 3 noktası bütün noktaların arasındaki bağıntı. E burada ne oldu? X ile Y her ikisinde de birbirine eşit oldu. Mesela bu Y eşittir X doğrusudur. Ya da Y eşittir 2X artı 5 şeklinde gelebilir. Ya da 3X artı Y artı 9 eşit 0 şeklinde doğru denklemi karşımıza gelebilir. Ben de bu şekilde yazdım. Ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde yazdığımda. Eğer bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi sağlamak zorunda. E o zaman orijinden geçen bir doğruysa x yerine 0 y yerine 0 koyduğumuz zaman 0 artı 0 artı c eşit 0 olduğundan c eşittir ne oldu? Kesinlikle 0 oldu gördün mü? Bak orijinden geçen bir doğruda y eğer doğrumuz ax artı by artı c eşit 0 ise sabit sayı yoktur yorumunu yapacaksın söyleyeceksin de. E, aynı şekilde ben bunu şöyle de yorumlayabilirim. Y eşittir mx artı c ya da ax artı b şeklinde de yorumlayabiliriz. ax artı b şeklinde de düşünsem o zaman hatta biz genelde mx artı c yazıyoruz. mx artı c şeklinde de yorumlayacak olursam sabit sayı olmayacak kardeşim. 0 0 0'dan geçiyorsa. Çünkü denklemde bak 0 0 koyduğun zaman buradan ne oldu? c eşittir 0 olmuş oldu. O yüzden ister bu şekilde olsun. ax artı b artı c eşittir 0 şeklinde olsun. istersen y eşittir mx artı c şeklinde olsun. Bu doğru orijinden geçiyorsa orijini yani 0 0 noktasını sağlar. Yani burada sabit sayı olmaz. C olmaz. Ya da burada C olmaz diyeceğiz arkadaşlar. Ha bu orijinden geçen doğruların bir özel bir adı da var. Yani özel durumların özel bir adı var. Yani bu orijinden geçen doğru açı ortay doğrusuysa yani 45-45 diye geçiyorsa birinci bölgeden geçen doğruya biz birinci açı ortay doğrusu diyoruz. İkinci bölgeden geçen açı ortay doğrusuna da yani 45-45 doğrusuna da ikinci açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Bu doğrunun adı y x doğrusu bu doğrunun adı da y eşittir -X, x doğrusu. Bunun adlarını bileceğiz mi? Evet bileceksin. ÖSYM e sordu. Y x doğrusu demedi de sorunun kökünde birinci açı ortay doğrusu dedi. Birinci açı ortay doğrusunu duyan arkadaş y eşittir x olduğunu ikinci açı ortayı duyan arkadaş da y eşittir x x olduğunu bilecek. Yani bunu bileceksin. Birinci açı ortay doğrusu ve ikinci açı ortay doğrusunu bileceksin. Peki orijinden geçen doğruda ne dedik şimdi? Ax artı b'ye artı c eşit 0 şeklindeyse eğer sabit sayı olmayacak. Yani c olmayacak. Peki bir de şey demiş. X eşittir a doğrusu yani y ekseninde paralel olan bir doğrudan bahsediyorsak eğer. Ya da x eksenine dik olan bir doğrudan bahsediyorsak eğer. Bu ne olacak? Hadi onu da yorumlayalım. Hani ezbere gitmeyelim. Zaten bence de siz de ezberlemeyin. Bak nereden geldiğini gösteriyorum. Şimdi orijinden geçen anladınız. Büyük ihtimalle unutmazsın. Eğer unutursan sen de kendin 0 0 koy. C'nin 0 eşit olduğunu görürsün. Peki ben şimdi bunu yorumlayacağım. Ax artı b artı c eşit 0 şeklinde bir doğru verildiğinde. Eğer bu x eksenine dikse ya da y eksenine paralelse. Hocam y eksenine paralelse y'yi kesmiyor. Yani y değeri yoktur değil mi o zaman bunun? O zaman y değeri olmayacak. Bu ne demek? Y'li denklemde y'li bir şey olmayacak. Y eksenini kesmiyor çünkü. y'li bir şey olmayacaksa bu ne demektir arkadaşım? B eşittir 0 demektir. Evet B eşittir 0 demektir. Bunu dikkat et. Hatta bu A'dan geçiyorsa ya da buna K diyecek olursak şuradaki A ile karışmasın. K diyecek olursak denklemde Y'li bir şey olmayacak. AX artı C eşit 0 şeklinde olacak. Ya da X'i yalnız bıraktığımızda burada şuradaki noktaya baktığın zaman Apsi K mı? Evet. Buradaki noktanın da buradaki noktanın da buradaki noktanın da buradaki noktanın da biz buna ne diyoruz arkadaşım? X eşittir K doğrusu adını veriyoruz. Evet tekrarlıyorum. Y eksenine paralel olan doğru ya da x eksenine dik olan bir doğrunun y'si olmadığı için ax artı BY artı c eşit 0 şeklinde ise buradaki y katsayısı olmayacak. Yani b'nin 0 olması lazım. Bu da x eşittir k şeklinde bir doğrudur. Hatta şuraya da bir k diyecek olursam bu x eksenine paralel olan bir doğruysa da o zaman yine yorumlayalım. Bu da y eşittir k doğrusudur. Yani ax artı b y artı c eşit 0 şeklinde olduğunda x'i kesmiyor. O zaman x'li bir değer olmayacak. A'nın eşittir 0 olması demektir. Birincisi bu. Ve bu her yerde y'si k değil mi bunun? Evet. Apsi değişiyor. İşte eksi 1'e k, eksi 2'ye k ek ya da 5'e k şeklinde oluyor ama o zaman bu doğrunun adına ne diyoruz? Her yerde y'si k olduğu için buna da y e eşittir k doğrusu adını veriyoruz. Buna da ne diyormuşuz? Yatay doğru diyormuşuz. Öbürüne de düşey doğru diyorduk arkadaşlar. Tamam mı? Bunun eğimi tanımsız. Dik olan doğrunun eğimi tanımsız. Daha önce bahsetmiştim. Bunun da eğimi ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Şimdi yukarıdaki verilen doğruların eğimlerini buldunuz. Hocam M1. M1 nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Bu şekilde. Evet niye böyle bilin diyorum. Şimdi öncelikle bunu yazayım da. Eksi 2 bölü y'nin katsayısı da eksi 1'den kaç çıktı? 2 çıktı. Niye böyle bilin? Doğrumuz böyle karışık verilebilir. O yüzden sen eksi a bölü b şeklinde bildiğin zaman da sıkıntı yaşarsın. Mesela eksi 3 y eksi 2 x artı 3 y eksi 2 x artı 99 eşi 0 şeklinde verildiğinde mesela bu doğrunun eğimi ne yapar? Hocam eksi 3 bölü eksi 2 değil. Dikkat. Eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı yani 2 bölü 3 olacaktır. O yüzden x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı olarak bil. Ya da işi garantiye al y'yi yalnız bırak. x'in katsayısı olduğunu söyle. Tamam unutma bunu. M2'ye bakalım. M2'de nedir? Y yalnızken direk x'in katsayısıydı, sayısıydı. Direkt eksi 5 diyebiliriz. M3'e bakalım. M3'de hocam x eşittir 6 doğrusu. Yani M3'ü bulurken de x eşittir 6 doğrusunu yorumlayalım. Hocam x eşittir 6 doğrusu. X'e 6 olacak. Her yerde 6 olacak. İşte bu. Yani 90 derece. O zaman M3'de tanjant 90'a eşittir. Tanjant 90'da dik. Hani bizim bir eleman vardı. Düz duvara tırmanabiliyor mu? Hayır. Bu neydi arkadaşlar? Tanımsız. Y eşittir eksi 1 bölü 2 doğrusu. Bu da M4 diyelim. Y eşittir eksi 1 bölü 2 doğrusu da şu doğru diyeyim arkadaşım. Şöyle her yerde Y'si eksi 1 bölü 2 doğrusu. E bunun da eğimine bakacak olursak x eksenine yaptığı açı yok. Yani M4 de tanjant 0'a eşit. X eksenini kesmiyor çünkü. Bu da nedir arkadaşlar? Ya da bizim eleman düz bir doğru üstünde yürüyor. Yani eğim lay lay lom gidiyor. Yani eğim neydi? 0 diyorduk. Ya da tanjant 0 nedir? Tanjant 0 nedir? Sinüs 0 bölü kosinüs 0'dan o da 0 bölü 1'den 0 çıkar diyorduk arkadaşlar. Evet eğimleri bulduk mu? Bulduk. Şöyle eğimleri de göstereyim arkadaşlar. M1'in 2, şunun bu, bunun e, tanımsız olduğunu, bunun da 0 olduğunu şöyle cevaben göstereyim. m 4te te 0 yaptı. Geldik örnek 15'e. M eleman R olmak üzere doğruları x ekseni ile niye doğruları diyor? M yerine 1 yazdığında bir doğru, 2 yazdığında bir doğru, 3 yazdığında bir doğru geliyor mu? O yüzden. Yani M'in değişkenliğine göre bir, elimizde bir sürü doğru var. sonsuz sayıda doğru var. Eskiden bu anlatılıyordu ama e, biz buna doğru demeti diyorduk. Bu doğrular bu şekilde. 1 yazdığında bu, 2 yazdığında bu, 3 yazdığında bu, 4 yazdığında bu. Doğru demetinden bahsetmeyelim tabii ki. Biz buna ne diyoruz? Doğru demet adını veriyoruz ama doğru demetine gerek yok. Evet doğruları x eksenine pozitif yönde dar açı yapmaktadır. Dar açı yapması demek ne demek? Eğimin büyük sıfır demesi demek. Değil mi? Çünkü 0 ile 90 derece arasındaysa eğim büyük 0 olacak. O zaman bunun eğimine bakalım. Eğim dediğim hani m demeyeyim burada m'i kullanmış. Eksi x'in katsayısı sayısı 1 eksi m bölü y'nin katsayısı sayısı m artı 2. Eksi çarpayım buraya. O da ne yaptı? Eksi 1 artı m yaptı mı? Ya da m artı 1 şeklinde yazayım. m artı 1 bölü m artı 2 oldu. Ee, buna göre dar açı yapıyorsa bu neymiş? Büyük sıfırmış. Bunun işaret incelemesini yapacağım. Hadi işaret incelemesini yapalım. Şöyle yaptık. Bu m artı 1 eşit sıfırsa m eksi 1 yapar. Yazayım şuraya. m artı 1 eşit sıfırsa m eksi 1 yapar. E buradan da m artı 2 eşit sıfırsa m de ne yapacaktır? Eksi 2 yapacaktır. Evet. Eksi 2 ve eksi 1 köklerini yazdım. Sonra şöyle yaptım. Büyük 0 dediği için kökleri almayacağım. Sonra bunun işareti artı. Bunun da işareti artı. Artının artıya bölüm artı yaptı. En sağdan artıyla başlıyorum. Artı eksi artı. Evet M'nin alacağı değer alanını buluruz diyor. Artı isteniyor bizden. Hocam değer alanı bu işte. Ondan sonra değer alanı bu işte. Pozitif olduğu yer alanını çünkü. Diyor. E tamam bitti gitti. Arkadaşlar ne olacaktır bu tanım aralığı? Hocam burası eksi sonsuz olduğunu biliyoruz. Buranın da artı sonsuz olduğunu biliyoruz. Eksi sonsuz da eksi 2 arasında kökleri alıyor muyuz? Almıyoruz çünkü pozitif olmasına bakıyoruz. Eşi sıfır olmasına bakmıyoruz. Birleşim şurası. Yani eksi 1 ile artı sonsuz arasında olmuş oldu. Yani cevabımız bu yaptı arkadaşım. Evet örnek 15'i de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 16'ya. Evet iki doğru arasındaki dar açı. Normalde eskiden müfredatta vardı. Şimdi yok. İki doğru arasındaki açı tan eksi tan bölü 1 eksi tan tan. Tan eksi tan bölü 1 artı tan tan şeklinde. Yani m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 şeklinde bulunuyordu. Ama bu müfredatta yok. Formülle bahsetmeyeceğim. Çünkü bu formülsüz bir şekilde ben bunu bulabilirim. Arkadaşlar iki doğru arasındaki dar açı isteniyor. Öncelikle doğru verilmiş M1'e bakalım. M1 eksi x'in kas bölü y'nin kas sayısı. Hocam 1. A burada bu tanjant alfaya diyecek eşit olacak diyecek olursak eğer eğimin kaç oluyor? Tanjant alfası 1 mi oluyor? 1. E, eğimi 1 olan açı kaç derecelik açı yapıyor? Hocam 45 derece. O zaman çünkü tanjant 45 1'e eşit. Alfayı buradan böylelikle kaç 45 bulduk. Ya da dik üçgeni çizersin. Şöyle eğimi 1 olana bakarsın. Hocam 1 bölü 1. E, 1 1 x kenar dik üçgen olduğu için alfada kaç derece dersin? 45 derece dersin. Evet alfayı 45 buldum. Sonra öbürüne bakayım. Bunun eğimi nedir? Y yalnızken x'in kas sayısıydı. M2'ye bakıyorum. E, M2 de neye eşit oldu arkadaşlar? M2 de direkt kök 3 bölü 3'e eşit oldu. he Bu kök 3 bölü 3 tanjant beta'ya eşitse kök 3 bölü 3 nerede beta'ya eşit? Hangi açının tanjantı kök 3 bölü 3? Hocam şey dersiniz. Ne dersiniz? E aslında bu kök 3 bölü 3 1 bölü kök 3 ne? 1 bölü kök 3 30'da oluyor hocam diyebilirsiniz. Ya da hiç riske atma. Çiz şeklini tanjant beta. Şurası beta de kök 3 bölü 3 olsun. Burası kök 3 burası da 3 olsun. Pisagor yap. Karesi 3 karesi 9. 3 9 daha 12. Kök 12 de neye eşittir arkadaşım? Kök 12'de 2 kök 3'e eşit değil midir? Evet. A 90'ın karşısı 2 kök 3. Hangi açının karşısı kök 3'tür? 1'e 2 oran 30 60 90 de olacak. Beta'yı da böylelikle 30 derece bulmuş oluruz. Şimdi şekli çizeceğiz. Hadi bakalım şekli çizelim. Şekli çizip yorumlayacağız. Arkadaşlar bir doğrumuzun eğim açısı 45. Bak pozitif eğimli eğim açısı da 45. Sağ yatık mı? Evet. Sağ yatık bir doğru. Sağ yatık bir doğru çizdim. 45 derecelik bir açı çizdim. Sonra öbürü de Öbür doğrunun eğim açısı kaç? Hocam öbür doğrunun da eğim açısı 30. Yani eğimi yine pozitif. Pozitif olduğundan yine sağa yatık çizeceğim. Ama bu sefer daha da böyle aşağı doğru yatık olacak. Diğer doğruyu da daha aşağı doğru yatık çizelim. Yani şöyle çizelim. Onun da eğim açısı kaç? X eksenine yaptığı açı 30 derece. Evet burayı 30 derece olarak yazdım. Evet bir tanesinin açısı 30. Bir tanesinin açısı da 45 derece oldu. Bu iki doğru arasındaki dar açı isteniliyor. İki doğru arasında iki açı vardır. Ya buradaki açı ya da buradaki açı. Ya geniş açı ya da dar açı. E, burada kaçı isteniyor bizden? Ben buraya x açısı diyecek olursam ya da a açısı diyecek olursam a ise burası da a'dır. E hocam burada iki iç açının toplamı bir dış açı diyebiliriz. İşte tam olarak burada. E burada a ile 30'un toplamı ne olacaktır? 45 derece olacağından dolayı a'yı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Evet formül olarak var ama formüllü olduğu zaman da ben formülü pek vermeyi sevmiyordum şekil çizerek yap. Genelde ÖSYM bu tadı sever. Böyle eğimleri bilindik olanları sorar. Eğimleri bilindik olanları şeklini böyle rahat bir şekilde çizdiğin zaman da iki doğru arasındaki açıyı da bu şekilde bulabilirsin kardeşim. Tamam. Evet güzel bir soru. Örnek 16'yı böylelikle bulduk. Geldik. Dikkat. Ne demişiz? Evet D1 ve D2 doğruları birbirine para derse M1 ile M2 birbirine eşittir. Ezberleyeceğiz mi? Yok kardeşim ezber var mı bizde? Yok tabii ki. Hemen ispatını yapalım. İki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşittir. Doğru mu doğru? Nasıl geliyor hocam bu? Bak, bak, bak. İki doğru birbirine paralelse. Bir doğru buysa, diğer doğru da bu mu? Evet. E i̇ki doğru birbirine paralelse, e burada bir yönde açı oluştu. Eğim açıları benim için önemli zaten. E burası alfa iken burası da alfa oldu. A bu D1 ise, bu da D2 ise, o zaman m1 de tanjant alfa'ya eşit, m2 de tanjant alfa'ya eşit oldu. Dolayısıyla M1 ile M2 ne oldu? Birbirine eşit oldu. Evet bu önemli mi? Önemli. Nereden geldiğini gösterdim ki kafana iyice kazı. Unutursan sen de bu şekilde yorum yapabilirsin. Sana nasıl yorum yapman gerektiğini gösteriyorum ben konu anlatımında. Evet iki doğru birbirine paralelse eğimler eşit. Oldu bitti. Bunu bileceğiz zaten. Çünkü eğimle alakalı ne varsa gerçekten bilmeliyiz. İki doğru paralelse eğimler eşit. Sonra diyor ki iki doğru dikse eğimler çarpma eksi birdir. Yok ya ezbere mi yapacağız? Tabii ki değil. Burada ispatlayayım yine. Hop analitik düzlem çiziyorum. Bak şimdi. İki doğru dikse. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. İki doğrunun dik olduğunu gösterdim. Hocam şunun tanjantına bakacağım. Bir de bunun tanjantına bakacağım. X eksenine pozitif yöndeki açılarına bakacağım. Eğer burası A ise burası da B ise. M1 dediğimiz nedir? Tanjant alfa. Tanjant alfa. O da nedir? A bölü B değil midir? Evet. A bölü B'dir. M2 dediğine bak şimdi. M2 dediğinde nedir? Şu D1 doğrusu bu da D2 doğrusu. Hocam sola yatık hani iki doğru dik kesiyorsa biri sağa yatıksa diğeri kesinlikle sola yatık olmak zorunda. E, bunun neyin pozitifse diğer neyimi negatif olacak. Buradaki açının tanjantı yani ama geniş açılı olduğu için eksi tanjant beta diyebiliriz. O da eksi B bölü A değil mi? Evet bak şimdi M1 ile M2'yi çarp bakayım. A bölü B ile eksi B bölü A'yı çarpınca ne geldi? Eksi 1 geldi. Evet M1 çarpı M2 neymiş? Eksi birmiş. Bu da bizim olmazsa olmazlarımız. Çünkü eğimle alakalı her şeyi bileceğiz demiştik. Nereden geldiğini de gösterdim ki kafana kazınsın ya da sıkıştığın zaman sen de bu şekilde çıkarım yapabilirsin. Tekrarlıyoruz. Eğimler birbirine eşit. Ne zaman? İki doğru paralelse. İki doğru dikse de ne oluyormuş? Eğimler çarpımı eksi bir oluyor. Zaten analitik düzleme bakacak olursak arkadaşım ya iki doğru hiçbir noktada kesişmez paraleldir ya iki noktada kesişir ki biz bu iki noktada kesmesinin özel halini verdik. Dik kesmesinden bahsettik. Bir de üçüncü bir durum vardır. Bu dik kesmesi özel bir durum yalnız. Dik ki üçüncü bu durumda iki doğru üst üste olabilir. Yani çakışık olabilir. Şimdi siz matematikte bazı işlemler yapıyorsunuz ya. Mesela iki bilinmeyen iki denklem çözüyorsunuz ya. İki bilinmeyen iki denklem çözmek demek şuradaki noktayı bulmak demek. Mesela bir denklem bu bir denklem buysa. Bak dikkat bir denklem bu bir denklem buysa. Bunların kesim noktasını buluyorsun sen ortak çözüm yaparak. E şimdi burada sen iki doğrunu ortak çözüm yaptığında hiçbir şekilde çözüm kümesi bulamıyorsan çözüm kümesi boş kümesi işte o ne demek? Bu doğrular birbirine paralel demek. Çünkü sen orada iki doğru şey çözüm yaparken mesela 2x eksi y artı eşittir 5 atıyorum x artı y de eşittir 3 diyorsun ya ne yapıyorsun ortak çözüm yapıyorsun. Ortak çözüm yaparak burayı buluyorsun. Eğer sen ortak çözüm yap yaptığında yapmaya kalkıştığında boş küme bulursan bu ne demek? Bu iki tane doğru birbirine paralel demek. E tek bir nokta buluyorsan bu ne demek? O zaman bu, bu, iki doğru tek bir noktada kesiyor demek. E sen iki doğruya sonsuz bir çözüm noktası buluyorsan ne demek? Çakışıktır demek işte. Sonsuz tane hani bütün reel sayılar kümesi falan buluyorsunuz ya. Daha öncesinde buldunuz ya. İşte o da çakışıklık anlamına geliyor. Çünkü sonsuz tane. Yani sonsuz tane olması demek ne demek? En az iki ortak noktaya sahip olması demek. Ya da sonsuz tane ortak noktası oluyor demek. Ya da ortak noktası en az iki tane demek o anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Çakışıklık olduğunda ne oluyor? Ondan bahsedelim şimdi. İki doğru çakışık da olabilir. İki doğru çakışık olduğu zaman da ne olacak biliyor musun? Yani belli bir katı olacak. Sen bir at, şeyi doğruyu çizdin mesela. Bir doğru bu. E öbür doğru da yine üstüne çizdin. Aynı doğru. Sonsuz tane noktası var. E aynı doğru. Sen aynı doğruyu nasıl elde edersin? Atıyorum elinde 2x artı 3y artı 5 eşit 0 varken bu doğrunun aynısı 2 ile çarpılmışı da aynısı değil midir? Ya da 3 ile çarpılmışı da aynısı değil midir? Yani 4x artı 6y artı 10 eşit 0 doğrusu da aynı doğru değil midir? Evet aynı doğrudur hocam. Yani şurada şurası şöyle gitti ama şuradan şöyle göstereyim. Bunlar aynı doğru. Aynı doğru olması demek çakışık demek. Çakışık demek belli bir kat sahibi olması demek. Belli bir kat sahibi olması demek ne demek? Hocam x'lerin oranladığın zaman bak 2 bölü 4. Y'leri de oranladığın zaman 3 bölü 6. C'leri de oranladığın zaman 5 bölü 10. Ne oluyor? Belli bir katı olmuş oluyor. İşte biz de bunu buradan böylelikle söyleyebiliriz. Yani iki doğru çakışıksa aynı doğru demektir. Ya da belli bir katı demektir. Belli bir katı olmak demek ne demek? X'lerin katsayıları oranı eşittir. Y'lerin katsayıları oranı eşittir. C'lerin katsayıları oranı. Zaten matematikte de bunu görmediniz mi? Eğer A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşittir C1 bölü C2 oluyorsa sonsuz sayıda ortak noktası vardır. Yani çözüm kümesi reel sayılardır demiyor muydunuz? İşte burada da o mantık geçiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet özetleyelim. İki doğru iki doğru paralelse ya da ortak hiçbir noktası yoksa da denilebilir. Bak iki doğrunun paralel olması hocam ortak hiçbir noktası yok demek. Ortak hiçbir noktası yoksa eğimleri birbirine eşittir. 2 doğru dikse eğimler çarpım eksi 1'dir. 2 doğru çakışıksa katsayılar oranı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü belli bir katı olmak zorunda. O katı da nasıl buluyoruz? A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşittir C1 bölü C2 şeklinde buluyoruz. Geldik örnek 17'ye. Şekildeki dik koordinat sisteminde D doğrusu D doğrusu A eksi 1'e 3 ve B 2'ye K noktalarından geçiyor. Evet. A 1'e 3 noktası Eksi -1 e 3 noktası atıyorum şurada A noktası burada B noktası da 2 K burada. E hocam bu doğruya paralel olduğuna göre yok. D doğrusu A ve B noktalarından geçen doğruya paralel olduğuna göre. Arkadaşım A noktası nerede? Eksi -1 e 3 burada. B noktası da 2 K burada. İşte böyle bir doğru varmış, buna paralelmiş. O zaman bu doğruyla bu doğrunun paralelliğine bakacaksın. Bu doğrunun eğimini bulman lazım. Bu açının tanjantı, bu açının tanjantı yani. Bu açının tanjantı nedir? Evet. D doğrusunun eğimi nedir arkadaşım? Bu açının tanjantı 2 bölü 1 değil midir? Evet. Şurası 2 burası 1. Karşı bölü komşudan dolayı. 2 bölü 1'den 2 oldu. Hocam sağ mı yatık? Evet sağ yatık. Sağ yatık olduğundan 2. Sonra e, bu 2 noktadan geçen doğru da buna paralel verilmiş. 2 doğru paralel sen olmak zorunda. Eğimleri birbirine eşit olmak zorunda. E ben bunun eğimini 2 bulduysam 2 eğimi eşittir. Bu 2 noktadan geçen A ve B noktasından geçen doğrunun eğimine eşittir. E, A noktası neydi? Eksi 1'e 3 idi. B noktası neydi? 2'ye K idi. Hocam Y'ler farkı. 2 noktası bilinen doğru neymi? Y'ler farkı. K eksi 3 bölü X'ler farkı. Yani 2 eksi eksi 1. Yani 2 artı 1'den. Buradan 2 kere 3 6 eşittir K eksi 3'den. K'yı da kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Evet örnek 17'nin cevabı 9 oldu. Yeter ki soruyu anlayın. Bazen soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmemiz gerekebiliyor arkadaşlar. Burada şekli çizmiş ama tam olarak çizmemiş şekilleri de bu şekilde yorumlamış olduk. Geldik örnek 18'e. Analitik düzlemde bu doğru ile bu doğru dik kesiyor. İki doğru dikse ne diyeceğiz? Eğimler çarpımı eksi 1 diyeceğiz. Evet M1'e bakalım. M1 dediğimiz eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eksi 2 bölü 3. Tamam. M2'ye bakalım. M2'de direkt M değil midir dostum? Y yalnızken x'in katsayısıydı. O zaman diyeceğiz ki eksi 2 bölü 3 çarpı M eşittir eksi 1 diyeceğiz ya da iki doğru dik kesiyorsa arkadaşlar ne olmak zorunda biliyor musunuz? Birisi atıyorum a bölü b iken diğeri de eksi b bölü a olmak zorunda. Yani diğeri ne olmak zorunda? Ters çevirip eksiyle ile çarpmış olmak zorunda. Yani m m1 burada eksi 2 bölü 3 ise m, m değeri de ne olmak zorunda? 3 bölü 2'ye eşit olmak zorunda. Ya, ya da bu zaten ne oluyor? Eksiler birbirini götürdü. 2 bölü 3 diğer tarafa bölü olarak geçti. Yani 3 bölü 2 olarak geçti falan filan da diyebilirsin. Ama iki doğru dik kestiğinde biri a bölü b iken diğeri eksi b bölü a. Ters çevirip eksiyle çarpılmıştır. Çünkü eğimler çarpımı ancak o zaman eksi 1 yapar. Ya da direkt yazarsın matematiksel olarak denklemi de bulabilirsin. Örnek 18 3 bölü 2 geldi ve geldi bir örnek 19'a. D1 ve D2 doğruları birbirine dik olduğuna göre. Arkadaşım bu doğrunun eğimi nedir? M1'i yazıyorum. M1 nedir? Eksi P eksi 1 bölü eksi A bölü B. Yani eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. A burada Y'nin katsayısı var mı arkadaşım? Y'li bir değer var mı? Yok. A Y'li bir değer yok. X'li bir denklem. X'li bir denklemse arkadaşım yorum yapacağız. Bak X'li bir denklemse hocam bu doğru. X eşittir K şeklinde bir doğrudur. Yani tanımsızdır. Bunun eğimini yazamazsın zaten. Tanımsız. O yüzden şekli yorumlayacaksın burada. E o zaman D1 doğrusu buysa D2 doğrusu nasıl olmak zorunda? D2 doğrusu da buna dikse bu şekilde olmak zorunda. Yani bu ne doğrusu arkadaşlar? Y eşittir k şeklinde bir doğru olmak zorunda. X'li bir terim olacak mı? Olmayacak. O yüzden buradaki değer ne olmak zorunda? X'li bir terim olmaması için P artı 2'nin sıfıra eşit olması lazım. P'yi de böyle ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Gerçekten çok güzel bir soru. Dikkat et. Evet çünkü burada tanımsızlık var. Tanımsızlığı yorumladık. Bak tekrarlıyorum. Burada ne çıktı? D1 doğrusu. X'li bir denklem. Yani X eşittir. Atıyorum eksi 3p artı 1 bölü p eksi 1 oldu. Yani x eşittir k şeklinde bir doğru oldu. Evet onu çizdim. x eşittir k şeklinde bir doğru. Şu. E buna dik olan doğru da bu şekilde olmak zorunda. x eksenine paralel olmak zorunda. y eşittir k şeklinde olmak zorunda. E y eşittir k şeklinde olan bir doğru da x'li bir terimin olmaması lazım. p artı 2'nin ne olması lazım? 0'a eşit olması lazım. p'yi de böylelikle eksi 2 bulduk. Güzel bir soru. Yani her zaman böyle formülle çıkmaz. Yorum gücünde çok önemli. İşte o yüzden bu konu anlatımları gerçekten çok önemli. Geldik bir sonrakine. Evet dik koordinat sisteminde bu doğru ile bu doğru aynı noktalardan geçmekteymiş. Aa, aynı noktalardan geçmek. Ne demek aynı noktalardan geçmek? Hocam bu doğru bu noktalardan geçiyorsa öbür doğru da bu noktalardan geçiyor. Yani üst üste yani çakışık. Öyle her zaman çakışık demek zorunda değil. Ya da e, iki doğrunun en az ortak iki noktası varsa diye cümlesi de olabilir çakışık anlamında. Ortak en az iki ortak noktası demek ne demek? Zaten iki noktadan bir doğru geçer. E diğer noktada ortak noktası buysa bu da aynı doğru yapmak zorunda deyip ona göre yarım yapabilirsin. O zaman bunlar çakışık. O zaman x'lerin katsayılar oranı belli bir kat olacak ya 2 bölü m eşittir. Y'lerin katsayılar oranı yani eksi 1 bölü 2 mi yapıyor? Eksi 1 bölü 2. O da 5 bölü n eşit olacak. Evet 5 bölü n eşit olacak. Şu ikisine bakacak olursak 2 bölü m eşittir eksi 1 bölü 2'den. M'i kaç bulduk? Eksi 4 bulduk. Şu ikisine bakacak olursak eksi 1 bölü 2 eşittir 5 bölü n'den. N'i de böylelikle eksi 10 mu bulduk? Evet. Bizden ne isteniyor? M artı n isteniyor. O zaman eksi 4 artı eksi 10'dan cevap da böylelikle eksi 14 çıkar dostum. Cevabı böylelikle eksi 14 bulduk. Bu soruda da çakışıklık. Evet. X'lerin katsayıları oranı eşittir. Y'lerin katsayıları oranı eşittir. C'lerin katsayıları oranı. Ve geldik örnek 21'e. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen D1 ve D2 doğruları dik kesiştiğine göre A noktasının ordinatı nedir diye soruluyor. Arkadaşım dik kesiyormuş. Bunlar böyle dik kesiyorsa hocam bu doğrunun ve bu doğrunun eğimler çarpı eksi 1. E, M1'i bulabiliriz biz. Niye? M1'de 2 nokta belli değil mi arkadaşım? Belli. Buradaki nokta ne? Eksi 2'ye 0 noktası değil mi? Evet. Hadi bakalım M1'i bul. K eksi 0 bölü... Sonra 1 eksi eksi 2. 1 eksi eksi 2 1 artı 2 yaptı. Yani bu k bölü 3 yaptı. Evet. Şimdi m2'ye bakalım. m2 neye eşittir arkadaşım? Bu da 4'e 0 noktası değil mi? Evet bu iki noktası belli. Y'ler farkı k eksi 0 bölü 1 eksi 4 eşittir. K bölü eksi 3 mi yaptı? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunların eğimleri çarpımı ne olacak? Çünkü iki doğru dik verilmiş. Eğimleri çarpımının eksi 1 olması lazım. K bölü 3 çarpı K bölü eksi 3'ün ne olması lazım? Eksi 1 e eşit olması lazım. E buradan K kare bölü eksi 9 eşittir eksi 1 ise buradan K kare eşittir 9 geldi. A noktasının ordinatı isteniyor. K buradan ne geldi? Bak dikkat et. Artı 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. Dikkat. Yani K değeri artı 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. Ama bu analitik düzlemde birinci bölgede değil mi? Evet. O yüzden K birinci bölgede olduğu için artı 3 oldu. Eğer k ordinatı böyle 3. bölgede ya da 4. bölgede olmuş olsaydı k'ye o zaman ne diyecektik? Eksi 3 diyecektik. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Evet böylelikle bu kısmı hallettik mi? Hallettik. Yani neyi hallettik? Aralığın 1. haftasının 3. videosunda yaptık ve 1. haftayı hallettik. O zaman 2. haftada. Aralığın 2. haftasında ne yapacağız? İşte doğru denklemi yazmaya geleceğiz. Asıl önemli yer. Alt yapı yaptık bu zamana kadar. Doğru denklemi yazmak çok önemli. Daha eğim çok 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 önemli. Ama doğru denklemi yazarken de eğimi kullanacağız zaten. Eğimi üzerine kurulmuş bir ders. E şimdi doğru denklemi yazmak aşırı derecede önemli zaten. Hadi bakalım o zaman bir sonraki hafta yani aralığın ikinci haftasında doğru denklemi yazma kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.